Günaydın değerli izleyenler. Bugün 7 Şubat Salı. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Programa başlarken son 24 saatin ne kadar ağır bir bilançosu olduğunu öncelikle ekranlarınıza getireceğiz. Acayip bir sallantı oldu. 1,5-2 dakika kadar sürdü. Yani bitmiyor. Bitsin diye bekliyorsunuz. Evimiz çok hasar gördü. Ben annemi ve kardeşimi canavliyle dışarıya çıkarttım. Komşularımız, yani tam bir kıyamet ortamı vardı. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. Kahramanmaraş kent merkezindeki Şazi Bey mahallesindeyiz. Burada 7 bloklu bir sitede çökme meydana geldi. Yıkıntılar arasında maalesef vatandaşlar da bulunuyor. Onların sesleri göre ancak ekipler bir taraftan çalışırken diğer taraftan da diğer kentlerden gelecek ekipler bekleniyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmalarına da katılıyor ancak o araya, o bölmeye girdiğinde tehlike de devam ettiğini belirtelim. Canlı iki kişi çıktığını söylüyor burada. Kardeşim, biri yeğenim, biri eniştem. Bacım da orada. Kız kardeşini mi kurtarmaya çalışıyorlar? Evet, evet, evet. Teşekkür ediyor mu şu anda size? Eşi. İbrahim. Evet, kocası dedi ki canlı olabilir dedi. Bağırmış 3-4 defa çünkü. Eşi de yaralı çıktı. Yaralı oğlu yaralı çıktı. Evet. Tabii, ne olur tabii. Şunu kaldırsınlar. Ne olur. Kahramanmaraş'ta şu anda şehrin merkezindeyiz. Trabzon Bulvarı'nın önündeyiz. Burada nereye baksak, nereye dönsek yıkılan bir bina var. Hala bu binalardan sesler geliyor. Hem burada devlet yetkilileri UMKE, AFAD'la birlikte hem de akrabaları çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda etrafıma bakıyorum, 8-9 tane yıkılan bina var ve aynı zamanda ağır hasarlı binalar da burada yer alıyor. Şu anda ambulanslar ve polis ekipleri buradaki enkazların çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Teyzemin kızı çocuk odasında, 4 kişiler çocuklarıyla birlikte kendi. Çocuklarıyla annesi, 2 çocuk, bir annesi sağ çıktı. Çocuğun biri vefat etti abi işte. Diğer de ileride de eniştemiz var. Onu çıkartmaya çalışıyorlar öyle. Enkazdan gelen ses neticesinde o bölgeye gidildi. Gönüllüler tarafından oraya girildi ve şu anda da bir yaralı çıkartıldı. Köprü kurularak yaralı battaniyeye sarılı bir şekilde el birliğiyle aşağı indiriliyor. Pazarcık ilçesindeyiz. Sabah saatlerinde de aslında buraya gelmiştik. Burada vatandaşlar kendi imkanlarıyla Demiroğlu Apartmanı'nda yakınlarını kurtarmaya çalışıyordu. Şu an itibariyle de AFAD ekipleri buraya sevk edilmiş durumda. Sabah saatlerinde burada 2 kişi çıkarılmıştı. Biri yaşamını kaybetmişti, bir yaralı vardı. Şu an itibariyle de 3 kişinin kurtarıldığını söyleyebiliriz. Sesleri geliyordu sabah. AFAD ekipleri o seslerin geldiği noktada çalışmalarını sürdürüyor. Siz enkazda mıydınız siz? Evet, evet. 4 saat kaldım enkazda. İlk biz depremi hissettiğimizde insanların çığlıklarını ben duydum. Çığlıklarını ben duydum. Ancak üçüncü kez vurduğunda çığırıkların çok kesildi. Biz burada... Kaç katlı apartman? Bu apartman 6 kat. Bir de bodrum var altta. O hariç. Asma kat var. Toplam yani tabanı sayarsak 9 kat. Kaç daire vardı? Kaç ev vardı? Bir daire vardı. Altta mobilya. Komple mobilya mağazaydı. Siz nasıl çıkabildiniz? Nasıl kurtuldunuz? Ben... Tabla düştüğünde benim ayaklarımın altına karyola devrildi. Tablada şu şekil, çünkü ben kalkabiliyordum, yarı kalkabiliyordum. Tablanın o karyola beni kurtardı. Pazarcık çarşı merkezine geldik. Yıkılmamış, harap olmamış, enkaza dönüşmemiş, neredeyse yapı kalmamış gibi insanlar sokaklarda. Bir taraftan da yardım bekliyorlar. Tabii ateş yakmışlar. Korkuyla, panikle sokağa atmışlardı kendini. Savaş alanı gibi bir durum ortada. Yıkılmamış binaların da ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Yıkım tehlikesi devam ediyor. Enkazın altında vatandaşların olduğunu aktarıyorlar. Buradaki vatandaşlar da şu anda da o çalışmalar içinde yoğun bir çaba içerisinde olduğunu belirtelim. Gaziantep, Pazarcık ve Kahramanmaraş karayolu üzerindeyiz. O üçgende bulunuyoruz. Bu araç trafiğinin sebeplerinden biri Gaziantep'te yakınlarıyla görüşmek için, ki GSM operatörleri çekmiyor. Bu noktada ulaşamıyorlar. Onlara ulaşabilmek için seyir halinde, hareket halinde araçlar. Önümüzde yaklaşık 100 metre ileride
büyük bir çukur oluşmuş durumda, bir yarık oluşmuş durumda. O yarıklar iş makineleriyle kapatılmaya çalışılıyor. Şu anda Kahramanmaraş'ın girişindeyiz. Kahramanmaraş Havalimanı'nın hemen yanındayız. Burada deprem nedeniyle bir fabrikada göçük meydana geldi. Bu göçükle birlikte de fabrikada yangın çıktı. Çatıdaki kolonların çöktüğünü ve demir konstrüksiyonların yamulduğunu görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaşması için hava yardım koridoru oluşturdu. Bu arada AFAD hayati durumlar dışında cep telefonu görüşmesi yapılmamasını istedi. Türkiye 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması için hava yardım koridoru oluşturdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever de deprem bölgesine gitti. Sağlık ekipleri dahil, diğer kurtarma ekipleri dahil onların araçlarını ve personelini bölgeye nakletmek için uçaklarımızı seferber ettik. A400'ler dahil diğer otoraklarımız da bu konuda gerekli ulaştırma hizmetini vermek için hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardılar. AFAD'da cep telefonu kullanımına ilişkin uyarıda bulundu. Haberleşmenin kısa mesaj ve internet üzerinden yapılması, hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapılmamasını istedi. AFAD, yardımda bulunmak isteyenlerin deprem yazarak 1866'ya SMS gönderebileceğini açıkladı. Açıklamada banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapılabilecektir ifadeleri kullanıldı. Abi nereye gitti? Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres bilgileri hızla tespit edilerek ilgili birimlerle koordine olunduğunu belirtti. Sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlar da takibe alındı. Türkiye Bankalar Birliği'nden de bir açıklama geldi. Deprem nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının 6 ay sonraya kadar ötelendiğini duyurdu. Depremde en büyük yıkımı yaşayan kentlerden biri de Hatay oldu. Hatay'da depremde onlarca yaralıyı gemiyle Mersin'e naklettiklerini takip ettik. Ambulanslar peş peşe yaralı taşıdı. Hatay'da depremde yaralanan onlarca kişi gemiyle Mersin'e nakledildi. İki büyük depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Hatay'da hastaneler de hasar görünce yaralıların komşu kentlere sevk edilmesine karar verildi. Deniz yoluyla yapılacak nakil için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devreye girdi. TCG İskenderun gemisi İskenderun limanına yanaştı. Ambulanslarla limana getirilen yaralılar gemiye taşındı. Sevk esnasında yaşanabilecek olumsuzluğa karşı gemide küçük bir sahra hastanesi oluşturuldu. Çok sayıda yaralı Mersin'e götürülerek hastanelerde tedavi altına alındı. Ve Kızılay'ın çağrısıyla binlerce vatandaş kan vermeye gitti. Çağrıyı görünce koştum hastaneye geldim direkt. İhtiyaç olduğunu duyduk. Biz de kan vermeye de geldik. Kızılay çağrı yaptı. Mesajı duyan kan vermeye koştu. Kimi işini bırakıp geldi, kimi de muayene sonrası sıraya girdi. 10 ili vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesi için mi başlayacak? Evet, yapabileceğimiz bu inşallah. Hani buradan da ölenlere başsağlığı diliyoruz. Kan bağış noktalarındaki hareketlilik sabah saatlerinde başladı. Gençler, yetişkinler, sağlık çalışanları sıranın kendisine gelmesini bekledi. İşten direkt buraya vatandaş görevimizi yapmak için kan vermeye geldik. Biz insanlık görevimizi yapmak zorundayız. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kan ihtiyacımız olacak. Kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinler. En yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz dedi. İlerleyen dakikalarda hastanelerdeki yoğunluk arttı.
Türkiye genelinde kısa sürede 10 bin kişi kan bağışı yaptı. Açıkçası ben ilk geldiğimde hemen verir giderim diyordum. Bu kadar kalabalık olacağını ben de bilmiyordum. Saatler ilerledikçe kan bağışı için oluşturulan kuyruk da uzayıp gidiyor. İstanbullular deprem bölgelerine kan ulaştırabilmek için hastaneler ve AVM'lerde oluşturulan Kızılay'ın standlarına koştu. Sancaktepe'deki hastanede saatler içerisinde 300'den fazla kişi sıraya girip kan bağışında bulundu. Haberlerle gördüm, hemen koştum geldim. Zaten yakınız eve. Yoğun talep üzerine Kızılay bir açıklama daha paylaşarak kanın uzun süre saklanamayacağını hatırlattı ve bağış yapmak isteyenleri önümüzdeki günlerde bağış yapmaya çağırdı. Ve gazetelerde öne çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Merkez Bankası deprem bölgesindeki firmaların aldıkları kredilerin vadesini uzattı. Detay vereceğiz. Merkez Bankası deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ve yatırım taahhütlü avans kredisi geri ödemelerinin vadelerini uzattığını duyurdu. Deprem afet bölgesi illerde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa. Buralarda kurulu firmaların 6 Şubat 2023 dahil, 30 Nisan 2023 dahil bu tarihler arasında ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler, reeskont kredileriyle yatırım taahhütlü avans kredileri geri ödemelerinde 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanınmıştır. 6 Şubat 2023 dahil ve bu tarih öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhütü kapatma süresi verilmiştir diyor Habertürk.com. Deprem bölgelerine gitmek isteyen binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti haberi de var Habertürk.com'da. İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti. Afet bölgesine gidebilmek için adeta birbiriyle yarışan gönüllüler terminalde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 00:30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6.718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ve bununla birlikte bir başka başlıkta da Çeşme ve Bodrum belediyelerinden depremzedelere konaklama desteği haberi var Habertürk.com'da. Çeşme ve Bodrum belediyeleri depremzedelere konaklama desteği vereceklerini duyurdular. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'nin 1000 depremzedeyi ağırlamak için hazır olduğunu belirtti. Yarından itibaren başvuruların kabul edileceğini açıkladı deniyor. Haber dün tarihli, dolayısıyla bugüne atıfta bulunuyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da depremzedelerin barınma ihtiyacının Bodrum'daki otellerde karşılanabileceğini söyledi. Ve Habertürk.com'dan bir diğer başlıkta deprem bağış transferlerinden ücret alınmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşları başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması için Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalara talimat gönderdi. Ve dönüyoruz buradan Ekonomi Gazetesi'nin kapak sayfasına. Manşet haberde deprem fırtınası Türkiye'yi vurdu, acının merkez üssü şeklinde bir haberle karşılaşıyoruz elbette. 10 ilimize kabus çöktü demişler. Saat 19 itibariyle yıkılan bina sayısının 3471, can kaybının ise 1541 olduğu açıklandı deniyor ama elbette rakamlar çok farklı. Can kaybı şu anda 2921'e ulaşmış vaziyette. Türkiye'de 6 Şubat'ta şiddetli deprem fırtınalarıyla uyandık diyor gazete. Sabah 04:17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana'da da büyük yıkım yaşandı demiş gazete. Hava muhalefeti ve zor koşullar altında kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı devam ediyor. Sert hava koşulları nedeniyle kayıpların artmasından korkuluyor denmiş. Yine
Avrupa Birliği üyesi 13 ülkeyle birlikte birçok ülke kurtarma ekibi gönderiyor diyorlar. 50 ülkeden 62 ekip yardım teklifinde bulundu detayını paylaşmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün 85 milyonun tek yürek, tek bilek olma günüdür diyor. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız şeklinde açıklaması var Ekonomi Gazetesi'nin bugünkü kapağında. Ve gidelim Hürriyet Gazetesi'ne. Peş peşe felaket başlığı var. Pazarcık 04.17 7.7 ve Elbistan 13.24'te 7.6 şiddetiyle gazeteye yansıyor. 2379 ölü, 14.483 yaralı demişler 10 şehirde. Dediğimiz gibi bu rakamlar sonrasında güncellenen rakamlar. 7 gün yas ilan edildiği yine başlığını açmış gazete. Aynı zamanda yardım ederken bunlara dikkat diyor. Eşya bağışı konusunda yardımda bulunmak isteyenler yaşadıkları ilçelerdeki kaymakamlıklara başvurabilir demiş Hürriyet gazetesi. Nakdi yardım konusunda para bağışları AFAD hesaplarına gönderilebilir diyorlar. SMS atılabilir demişler. Telefonla büyük harflerle deprem yazıp 18.66'ya SMS göndererek 20 lira bağışlanabilir. Kan bağışı konusunda ise kan vermek isteyenler Kızılay merkezlerine başvurabilir demişler. Aynı zamanda gazetede 4. seviye alarm verdik detayı da paylaşılıyor. Türkiye deprem felaketi nedeniyle uluslararası yatırım çağrısı anlamına gelen 4. seviye alarm ilan etti. AFAD'dan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerde kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur denildi. Türkiye 3 metre hareket etti detayını da veriyor gazete. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş'taki iki depreme yol açan fayın bulunduğu Anadolu levhasının Arap Yarımadası'na doğru en az 3 metre hareket ettiğini söyledi. Doglioni bunun 30-40 saniye içinde gerçekleştiğini ifade ediyor. Aynı zamanda depremin vurduğu kentler arasındaki Gaziantep'te Roma döneminden kalan tarihi kalenin surları da yıkıldı demişler. Bir de 99 depreminden daha uzun, daha büyük, daha yıkıcı detayı var. Profesör Doktor Süleyman Pampal, dünkü depremin 1999 depreminden daha büyük, yıkıcı ve süresinin daha uzun olduğunu belirtti. Arap, Afrika ve Anadolu levhalarının kesiştiği yerde gerçekleştiğini söyledi. Profesör Doktor Şeref Barış ise hiçbir yer bilimci bu kadar büyük bir deprem beklemiyordu dedi. Ve geçiyoruz buradan Sabah gazetesine. Asrın felaketi manşetiyle çıktı bugün gazete. Türkiye 10 ilde büyük yıkıma yol açan iki şiddetli depremle sarsıldı. 85 milyonun yüreğine ateş düştü. Devlet, millet, el ele yaraları saracağız başlığı var. Seferberlik ruhu detayını açıyor gazete. Büyük felaketin ardından devlet, millet el ele verdi ve tüm imkanlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Bakanlar bölgede çalışmaları koordine ederken vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tüm illerde büyük yardım seferberliği başlattı. Tek yürek olma günü detayını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından paylaşıyor gazete. 85 milyon yardım için kenetlendi demişler aynı zamanda. 10 bin kişilik kurtarma ekipleri çalışmaya başladı. 20 binin üzerinde çadır, 300 binin üzerinde battaniye gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri nakliye uçaklarıyla binlerce askeri bölgeye ulaştırdı. Kan bağışı için hemen her ilde 10 binler kuyruğa girdi. Her türlü ihtiyaç için kampanyalar başlatıldı diyor gazeteden detaylar. Ve Sabah gazetesinden geçelim Milliyet'e. Kıyamet gibi manşetiyle çıktı bugün gazete. Can kaybı 2379, enkazdan sağ olarak kurtarılan sayısı 7840 diyor gazete. Bu da elbette bir diğer önemli detay. İlk deprem Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en büyük ikinci deprem oldu.
13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkan depremlerin ardından 4. seviye alarmla yurt dışından yardım talep edildi. Doğu Anadolu fayındaki ilk kırılmanın 130 atom bombası büyüklüğünde etkiye neden olduğu hesaplanıyor. Suriye'de de yıkıma yol açan deprem komşu ülkelerde de hissedildi. Zamanla yarış sürüyor demişler aynı zamanda. AFAD'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok binada enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğüne işaret etti. Ve geçiyoruz buradan Cumhuriyet Gazetesi'ne. Yüzyılın felaketi diyor gazetenin bugünkü manşeti. Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi yıktı demiş gazete. Kahramanmaraş depremi 1999 Marmara depremi sonrası yaşanan en büyük deprem oldu. Uzmanlar bölgede artçıların bir yıl sürebileceğini açıkladı. İktidarın övünerek açılışını yaptığı yatırımlar yerle bir oldu. Hastaneler çöktü, otoyollar ikiye ayrıldı, öğrenci yurtları ve kamu binaları yıkıldı demiş Cumhuriyet Gazetesi. Tüm uyarılara karşın Amik Gölü kurutularak yapılan Hatay Havalimanı'nın pist ve bağlantı yolları yarıldı diyorlar. Yine detaylar var köşe yazarlarından ama orayı makale olduğu için geçecek olursak uzmanlar bilimi dinlemediler şeklinde bir çıkışta bulunmuşlar. Kar hırsı yıkımı büyüttü diyor gazete. Bilim insanları ve meslek odası temsilcileri ortaya çıkan yıkımın bilimi dikkate almamanın bir sonucu olduğunu söyledi. Uzmanlar kar hırsı insan yaşamının önüne geçmemeli ifadesini kullandı. Yine kapakta dikkat çekici bir fotoğraf da paylaşıldı. Kahramanmaraş Göksu'nda ekipler yaşam üçgenindeki çocuğu kurtardı. Küçük kız emekleyerek enkaz altından dışarı çıktı. Ve deprem nedeniyle ve yine iklim koşullarını da gözeterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat tarihine kadar tatil edildiğini açıkladı. Şu andaki tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki iller değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırma anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz. Ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramı ile ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmen evlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek. Ve dış basında da deprem genişçe yer buldu. Financial Times'a öncelikle gidiyoruz. Orada manşet habere döndüğümüzde kurtarma ekiplerinin gecede çalıştığı Türkiye'deki depremin binlerce can aldığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da uluslararası yardım koordinasyonuna katılacaklarını ifade ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda Türkiye ve Suriye'nin depremler açısından 10 yıllardır tehlike altında olduğuna işaret etmişler ve umutsuz kaldık şeklinde tırnak içerisinde bir detay da paylaşılmış Financial Times'ın bugünkü depreme ilişkin hazırlamış olduğu manşette. Dönüyoruz buradan bir de Wall Street Journal'a. Orada da yine manşet haberde Türkiye ve Suriye'de deprem 3800 can aldı demişler. Arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ve hayatta kalanları yine göçüğün altından çıkarmaya gayret ettiği belirtilmiş. Orta Doğu iki kuvvetli depremle sarsıldı. Binlerce ev göçük haline geldi. Aynı zamanda bölgeye enerji akışı durdu demişler. İlk depremin büyüklüğünü 7.8, ikincinin büyüklüğünü 7.5 olarak veriyor Wall Street Journal. Ve bununla birlikte Amerika'nın başkanı Biden'ın da Türkiye'ye Amerikan ekiplerini yardım için gönderileceği ile ilgili detaylar var. Deprem nasıl oldu? Arama kurtarma çalışmaları ve hasarla ilgili
fotoğraflar yine ayrı başlıklar halinde Wall Street Journal'da bugün işlendi. Göçük altında kalan akrabaları ile ilgili aileler korku yaşıyor demişler. Suriye tarafında da savaş ve fakirlik yüzünden zorlanan toplumu bir de deprem vurdu şeklinde bir detay paylaşmış Wall Street Journal. Ve merkez üssü Türkiye olsa da deprem sınır ötesini de etkileyecek büyüklükte gerçekleşti. Suriye'de yine can kaybı var. Ürdün, Filistin, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Filistin, İran'da da depremin hissedildiği bilgisi var. Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketi sınırların ötesinde de hissedildi. Sınır komşusu Suriye'de de yüzlerce insan hayatını kaybetti. Deprem Suriye'nin başkenti Şam, Lazkiye, Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede güçlü bir şekilde hissedildi. Halep'te çok sayıda bina yıkıldı. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde onlarca kişi enkaz altında kaldı. Suriye'deki Banyas petrol rafinerisi deprem sonrası faaliyetlerini askıya aldı. Ülkenin kuzeydoğusunda olağanüstü hal ilan edildi. Lübnan'da da hissedilen depremde can kaybı bildirilmedi. Ancak bazı binalarda çatlaklar oluştu. Başkent Beyrut'ta halk kötü hava koşullarına rağmen geceyi sokaklarda geçirdi. Bir marketten çekilen görüntüler sarsıntının yüzlerce kilometre öteden bile nasıl etkili olduğunu gösterdi. 7,7'lik deprem Ürdün, Filistin, İsrail, Irak, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de hissedildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tahribat yaratan depremlerin ardından Kerkük Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan sevkiyatın durdurulduğunu duyurdu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre deprem Yunanistan, Romanya, Gürcistan ve Mısır'da da hissedildi. Danimarka Jeoloji Enstitüsü felakete neden olan yer sarsıntısının Grönland'da bile hissedildiğini bildirdi. Ve Habertürk muhabiri İlkay Dikici Adıyaman'da hemen hızlıca dönüyoruz. Kolay gelsin diyelim. Öncelikle bölgeye de çok büyük geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. İlkay Dikici, neler görüyorsun deprem sonrası? Hem son durumun detaylarını rica edeceğiz hem de arama kurtarma ile ilgili son durum nedir? Çünkü belli noktalara arama kurtarmanın ulaşamadığı ile ilgili, enerji ile ilgili, bilhassa ısınma ile ilgili, barınma ile ilgili sıkıntılar olduğu haberleri bölgeden gelmeye devam ediyor. Zeynep, bölgedeki enerji sorununa çözüm için vatandaşlar enkazdan buldukları, yakabilecekleri ne olursa olsun onları toplayıp yakarak bölgede ısınmaya çalışıyorlar. Çünkü özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşebiliyor ya da sıfıra çok yakın bir seviyede olabiliyor. Çok soğuk bir, yani çok soğuk bir hava olabiliyor bu noktada. Kameraman arkadaşım Emre Altun'la birlikte Adıyaman'dayız. Adıyaman'da, Adıyaman'ın merkezindeyiz ve Atatürk Bulvarı'nın hemen yanındayız. Şu anda kameraman arkadaşım Emre Altun'un ekranlarınıza getirdiği bu binanın altında bir çocuk olduğu söyleniyor. Ekipler de enkaz altındaki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu noktada bir arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bölgedeki bulunan birçok binada, yüzlerce binada hasar oluştu. Yüzlerce bina çöktü. Çökmenin etkisiyle birlikte birçok kişi de ne yazık ki bu enkazın altında yer alıyor. Şu anda arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı bu noktadaki kameraman arkadaşım Emre Altun'un gösterdiği ekipler bir hayat koridoru oluşturmaya çalışıyor. Bu görmüş olduğunuz bina tahminimce yaklaşık bir 3-4 katlı bir bina ve 3-4 katlı bir bina neredeyse tek bir kat yüksekliğine gelmiş durumda ve o enkazla birlikte moloz yığını burada şu anda duruyor ve bir arama kurtarma çalışmaları gerçekleşiyor. İnkazın altındaki kişilere ulaşmak için hayat koridoru oluşturuyorlar buradaki ekipler ve tabii bina neredeyse tüm bir bütün bina oldukça fazla parçaya ayrılmış durumda ve binanın hemen yanında ya da otoparkı olduğunu düşünüyorum burasının. Araçlar bakın nasıl neredeyse dümdüz kağıt gibi olmuş.
çok fazla enkaz var. Bazı noktalara bu vatandaşlarla konuştuğumuzda bazı noktalara ekiplerin henüz gelmediğini söylüyorlar. Ama tabii çok fazla enkaz olduğu için de ekipler tüm enkazlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakın kameraman arkadaşım Emre Altun ekranlarınıza getiriyor. Bir jeneratör bağlandı şu anda buraya ve jeneratörle o betonlar kesiliyor. Betonlardan kesilen parçalar işte buradaki ekipler o parçaları elleriyle alarak dışarıya doğru atıyorlar. Çünkü bir hayat koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Enkazın altında birisi varsa o kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. Bir çocuğun olduğu söyleniyor. Tabii henüz teyitli bir bilgi değil. O enkazın altındaki kişiye ulaşmak için burada ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun gibi Adıyaman'da, bu manzara gibi Adıyaman'da çok fazla manzara var ve çalışmalar devam ediyor bir yandan. Ailelerin bekleyişleri ise sürüyor. O arama kurtarma çalışmalarının olduğu noktaların hemen yakın bir noktasına da aileler, vatandaşlar ailelerinden gelecek. Aslında sevindirici bir haberi bekliyorlar. Soğuğa aldırış etmeden enkazın altından buldukları yakabileceklerin her ne olursa olsun onları yakarak ısınmaya çalışıyorlar ve o bekleyişlerini sürdürüyorlar. Adıyaman'da, Adıyaman'ın belli başlı noktalarında araba kurtarma çalışmaları sürüyor Zeynep. İlkay Dikici Habertürk muhabiri Adıyaman'dan bildirdi. Çok çok teşekkür ederiz tüm bu detaylar için. İlkay, bir kez daha kolay gelsin ve geçmiş olsun diyelim. Ve dış basında deprem genişçe yer buldu dedik. Bloomberg'e de dönelim. Bloomberg diyor ki arama kurtarma ekipleri yoğun biçimde çalışıyor. Suriye ve Türkiye'yi topladığımızda 4000'i aşan can aldığı düşünülüyor depremin. Aynı zamanda ikinci güne girildiğinden bahsetmişler. Dün iki büyük deprem atlatıldıktan sonra bölgede. Arama kurtarma ekiplerine Romanya'dan, İsviçre'den, Azerbaycan'dan, Lübnan'dan eklenenler oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay durumu an aktardı. Aynı zamanda yine 330 bin kadar depremden etkilenen kişinin oteller ve üniversite kampüslerine yerleştirildiği bilgisi var. Bölgeden 48 yaşındaki Murat Gencoğulları konuşmuş Bloomberg'e. Diyor ki Hatay'daki vatandaş umutsuz bir şekilde yardım bekliyoruz. Neden umutsuz bekliyoruz? Çünkü çevre illerde depremle sarsıldı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel yine yönetimlerin başa çıkmaya çalıştığını söylüyor. Depremin sonuçlarıyla geniş çaplı ve ağır bir deprem atlatıldığına işaret ediyor. Yüzyılın en büyük felaketlerinden birinden geçtiğimizi ifade ediyor Cumhurbaşkanı. AP göre Suriye'de 1000'in üzerinde can aldı deprem demişler. Diğer yanda Türkiye'de 16 bin civarında yaralı olduğu hesaplanıyor. En az 4 havalimanının hasar gördüğü bilgisi, 6200 kadar binanın çöktüğü bilgisini paylaşıyorlar. Ama dediğimiz gibi biz resmi rakamları AFAD'dan takip ediyoruz. Türkiye'de aynı zamanda 3.7 milyon kadar Suriyeli göçmen var. Böylesine büyük bir göçmen nüfusu dünyada tek diyorlar. Ceyhan'a petrol akışının durduğuna yine işaret etmişler. Türkiye ekonomisinin kabaca onda biri aynı zamanda bu bölge diyorlar. Onu da yine ifade etmişler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderlerinden yine taziye mesajları geldiğini ifade ediyorlar. 13 milyon kişi soğuk hava koşulları altında mücadele veriyor. Yine BOTAŞ tarafından da 48 saat sonrasında gaz akışının normale döneceği ile ilgili bir açıklama geldiğini belirtmişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 bin kadar kişinin arama kurtarma çalışması yaptığını belirtirken Türkiye 45 ülkeden NATO ve Avrupa Birliği ile birlikte destek alacak demişler konuyla ilgili olarak. Yine dün borsanın normal işleyişi içerisinde olduğuna da dikkat çekmişler haberde. Yurt dışında dediğimiz gibi depremin ardından yardım seviyesi 4. seviye olan alarma geldi. 45 ülke yardıma hazırız dedi. Avrupa Birliği ve NATO da Türkiye'ye destek için harekete geçti. Haberde az önce aktardığımız gibi ve yardımla ilgili, destekle ilgili ilk haber de Azerbaycan'dan geldi. 45 ülke yardıma hazırız dedi. AB ve NATO'da deprem sonrası Türkiye'ye destek için harekete geçti. İlk haber Bakü'den geldi.
Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na bağlı 30 kişilik ekip ve 8 araçta Gaziantep'e hareket etti. Kremlin ise en üst düzeyde yardıma hazırız dedi. Rusya 100 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışmalara destek vereceğini açıkladı. AB üyesi ülkelerde Türkiye için harekete geçti. 13 üye ülkenin arama kurtarma ekipleri göndereceği belirtildi. Yunanistan'da 4 doktor ve 20 kişilik kurtarma ekibini bölgeye göndereceğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, acil yardım programı hazırlanması için bakanlığa talimat verdi. Ukrayna, Hollanda, Romanya ve Polonya'da arama kurtarma ekipleri göndereceğini duyurdu. Tayvan'sa maddi yardımla depremzedelerin yanında olacağını belirtti. 200 bin dolarlık destek sağlanacağını açıkladı. Dünya Müslüman Alimler Birliği de İslam dünyasına çağrıda bulundu. Deprem bölgelerine acil yardım toplanmasını istedi. ABD'li iş insanı Elon Musk da Türk hükümeti onaylar onaylamaz Starlink uydularını gönderebiliriz açıklamasında bulundu. Bloomberg'de yer alan haberde ise üst düzey bir yetkilinin teklife teşekkür ederek TürkSat'ın yeterli uydu kapasitesi var dediği iddia edildi. Ve İtalyan basınıyla devam ediyoruz. Corriere della Sera Türkiye'de deprem oldu. Öylesine derin bir sarsıntıydı ki 100 atom bombasına eşitti. Binlerce kişi hayatını kaybetti demişler. 7.8 şiddetindeki deprem Anadolu'yu kalbinden vurdu diyorlar. Depremin Grönland'da da hissedildiğine işaret etmişler. Binlerce evin çöktüğü ve yine pek çok kişinin evsiz kaldığı, yaralandığı ile ilgili detaylar da haber içerisinde paylaşılıyor. Ve birçok ülke liderinden taziye mesajı geldi dedik. Cumhurbaşkanı arayanlar arasında Amerikan Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin de vardı. Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe taziye telefonları geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye destek mesajı verdi. Azerbaycan ve Türkiye her zaman birbirinin yanındadır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan liderler arasındaydı. Biden taziyelerini iletti ve yaralılara şifa dileğinde bulundu. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Putin de Türkiye'ye destek mesajı verdi. Yunanistan'dan hem Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou hem de Başbakan Mitsotakis Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu açtı. Yunan siyasetçiler hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu açtı. Hadi yavaş yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye ileten İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da yaralılara şifa temennisinde bulundu. Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldain'in talimatıyla Tel Aviv Belediye binası Türk bayrağı ile aydınlatıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Ürdün Kralı Abdullah da Erdoğan'ı arayarak taziye dileklerini iletti. Pakistan, Özbekistan ve Kazakistan liderleri de deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ve dış basında son durağımız için de Fransız basınına gidelim. Le Monde'da da hikayeyi hem Türkiye hem de Suriye üzerinden görmüşler. Can kaybı 4300'ü geçti, yaralı sayısı 19.000'in üzerinde demişler. Arama kurtarma çalışmalarının özellikle yağmur, kar ve soğuk yüzünden de çok zor ilerlediğine dikkat çekiyorlar haberin detaylarında. Ve Birleşmiş Milletler'de depremde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Depremde hayatını kaybedenler Birleşmiş Milletler'de anıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2023 gündemiyle toplandı. Toplantı öncesinde deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Thank you. Please be seated.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de hayatını kaybedenleri andı. Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerle ilgili derin üzüntümü iletmek istiyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ekiplerimiz yardım sağlamak için sahada diyen Guterres, desteğe devam edeceklerinin altını çizdi. Ve depremden etkilenen bir başka noktaya gidiyoruz. Şimdi de Osmaniye'ye gidiyoruz. Karşımızda gazeteci Beycan Üç Kardeş var. Beycan Üç Kardeş, günaydın ve geçmiş olsun dileklerimizi öncelikle ifade etmeye çalışalım ve hemen soralım, son durum nedir? Beycan, beni duyabiliyor musun? Sesim geliyor mu? Şimdi duyuyoruz seni. Evet, dinliyoruz. Osmaniye'deyiz. Devam edelim. Osmaniye'liler. Evet. Biraz daha sağlıklı bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Bu esnada Kahramanmaraş'ta Oğuzcan Obuz bizi bekliyor. Habertürk muhabiri. Oğuzcan, günaydın, seni dinliyoruz. Evet, Kahramanmaraş'ta ilk gece geride kaldı. Özellikle ilk 24 saat çok önemliydi. Depremin hemen akabinde özellikle depremzedeler dışarıda gecelerini geçirdi. Zaten girebilecekleri bir ev yok. Evlerin çoğu ya yıkık ya da ağır hasarlıydı. Bunun yanı sıra toplanma alanlarına da gitmeyi tercih etmedi Kahramanmaraşlılar. Çünkü daha çok evlerin önündeki veya özellikle arama kurtarma çalışmalarının, faaliyetlerinin devam ettiği yerdeki bekleyişlerini sürdürdüler. Soğuk bir akşam olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda yağmurla başlayan bir yağış vardı. Daha sonra sabaha karşı kara dönüştürdü bu yağış kendini. Ve herkes bekleyişini sürdürdü. Çünkü sadece arama kurtarma çalışmalarına katılan görevliler değil, aynı zamanda onlara da destek olan bir halk vardı. Kendilerine depremden dışarı atanlar veya enkazdan sağ olarak kurtulanlar tamamen bu arama kurtarma çalışmalarına odaklanmıştı. İşte bu doğrultuda ilk 24 saat geride kaldı. Buraya ilk vardığımızda uzun bir süre telefon hatlarına ulaşılamamıştı. Yavaş yavaş bu da giderilmeye başladı. Şehirde hala bir elektrik yok. Şehrin genelinde elektrik olmadığı için de hem telefon hatlarında hem de birçok konuda sorunlar yaşanıyor. Özellikle arama kurtarma çalışmalarının devamı niteliğinde veya o çalışmaları sürdürebilecek jeneratörler kullanılıyor. Jeneratörler için mazota veya benzine ihtiyaç oluyor. İşte bu da aslında Kahramanmaraş'taki sıkıntılardan biri. Çevredeki benzin istasyonlarını dolaştığımızda neredeyse hiçbirinde şu anda mazot bulunmuyor. Diğer yandan Oğuzcan, Elbistan'dan da gelen haberler oldukça üzücü. Soğukla ve açlıkla mücadele ediyoruz diyor vatandaş. Burada son durum nedir? Arama kurtarma ile barınma ile ilgili olarak. Şu anda olabildiğince yardımlar gelmeye çalışıyor. Çünkü Kahramanmaraş'a ulaşım çok sıkıntıydı ilk 24 saat içerisinde. Özellikle depremden sadece burası etkilenmedi. 10 il etkilendi. Hem 10 ili aynı anda yardım götürmek lojistik anlamda biraz zorluydu. Hem de Kahramanmaraş'a ulaşan yollar yoğun tipi nedeniyle kapanmıştı. İşte bu doğrultuda bu 24 saat içerisinde yavaş yavaş bu yolların açılması kapsamındaki çalışmalar sürdürüldü. Yolların açılmasıyla birlikte veya lojistik anlamdaki sorunların giderilmesiyle birlikte Kahramanmaraş'a da yine yapılan yardımlar arttı. Bu doğrultuda bu yardımlardan biri de çadırdı. Fakat biraz önce bahsettiğim gibi buradaki insanlar kendi evlerinin önünde veya arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bölgeden ayrılmak istemiyorlar. İşte bu nedenle çadırdan çok aslında onlar için yiyecek ve su ihtiyacı daha büyük. Hatta ısınma ihtiyacı daha da büyük oluyor. Bu nedenle asıl buradaki Kahramanmaraşlıların beklediği bir arama kurtarma faaliyetlerinin daha geniş ve kapsamlı şekilde devam edilmesi, iki, ısınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması. Haberleşme ile ilgili bir sorun var mı? Onu da soralım. O da yine deprem bölgesini en çok ilgilendiren başlıklardan biri oldu çünkü tabii. Telefon hatlarında uzun süre sorun yaşandı. Hala yaşanıyor aslında. Özellikle biz yayın yapmak için Kahramanmaraş'ın içerisine girdiğimiz noktada büyük problemler yaşanıyor.
Sadece internet değil, telefon hiçbir şekilde çalışmıyor. Sinyal gözükse de hiçbir şekilde ulaşım veya iletişim mümkün kılınmıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de aslında elektriğin şehirde olmaması. Elektrik olmayınca mobil baz istasyonu ihtiyacı doğuyor. Tabii ki sadece Kahramanmaraş depremden etkilenen bir il değil. Birçok il olduğu için de bir şekilde bu ihtiyaçlar diğer illere de bölünüyor. Fakat önümüzdeki süre boyunca Kahramanmaraş'ın tamamında da bu sinyal sorununun çözülmesi ve bunun da ortadan kaldırılması bekleniyor. Bu doğrultuda haberleşmenin de tekrar Kahramanmaraş'ın içerisinde sağlanmasıyla arama kurtarma çalışmalarının da daha kapsamlı ve daha irtibatlı bir şekilde devamının da mümkün olacağını söyleyebiliriz. Son not olarak hava koşulları tarafını da biraz daha açalım istersen. Çünkü hem bölgeye erişimi etkiliyor hem de dışarıda kalanların mücadele ettiği hava koşulları oldukça sert, dış basına da yansır hale gelmiş vaziyette. Son not bir de bu tarafla ilgili biraz daha bilgi isteyelim senden. Evet, depremin yaşanmasının hemen akabinde biz yola çıktık. Yolda yoğun bir kar fırtınası vardı, yoğun bir tipi vardı. Kahramanmaraş'a geldiğimizde ise geldiğimiz andan şu ana kadar yağmur yaşandı. Daha sonra sabaha karşı saat 2 suları, sabaha karşı 2'den itibaren bu yağış kendini tekrar kara dönüştürdü ve akşam şiddetli bir soğuk yaşandığını söyleyebiliriz. İnsanlar neredeyse her sokakta, hatta her sokakta 2'den fazla, 3'ten fazla noktada ateşler yakarak ısınma ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamaya çalıştı. Burada en büyük nokta ise bu ısınma ihtiyacını karşılayabilmek için yakabilecek materyallerdi. Birçok yıkık bina vardı. O yıkık binaların etrafındaki o perdeler, tüller veya kıyafetler toplanarak bir şekilde bu noktalara getirildi ve her sokakta 2'den fazla, 3'den fazla noktada bu ateşler yakılarak gece boyunca devam eden bu şiddetli soğuk bu şekilde aşılmış oldu. Kahramanmaraş'tan bildirdi Habertürk muhabiri Oğuzcan Obuz. Çok çok teşekkürler. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından Bloomberg HT'de ilk söz devam edecek. Ve yine bölgeyle irtibat kurmaya devam edeceğiz ama görevimiz gereği çok kısaca hemen evet piyasa hareketini de hatırlatacağız birazdan. Osmaniye'ye bir kez daha dönmeyi deneyelim. Beycan Üç Kardeş tekrar telefon attığımızda Beycan lafı uzatmadan hemen seni dinliyoruz diyeyim. Ben şimdi Evet, bölgedeki iletişim problemini az önce Oğuzcan Obuz'la da konuşmuştuk. Osmaniye'de de benzer bir durum olduğunu anlıyoruz. Çok kısaca hemen piyasadan notlarımızı da aktarmaya en azından rakamlar cephesinde çalışalım. Çünkü işimizin gereği bu tabii bir ekonomi kanalı olarak. Borsa tarafında dün işlemler devam etti. 24 hisse yükseldi, 74 hisse düştü, 2 hisse yataydı. Yüzdesel bazda en çok yükselenler çimento şirketleri oldu. Oyak, Çimsa, Bursa gibi en çok kaybeden tarafta Türkiye Sigorta, Smart Güneş Enerji, Hektaş ilk üç oluşturdu. Puan bazlı katkılarda Ereğli Demir Çelik, Kardemir, Aselsan, baskılarda Tüpraş, Sasa, Türk Hava Yolları'nı izledik. Dün yine Sasa, Bossa, Bilici Yatırım, Sanko, Hatek, İstemir, Arsan, Rubenis Tekstil'le ilgili işlemlerin geçici kapatıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Yine depo şartı sabah saatlerinde gelmişti ama gece 11.30'da SPK bu şartı kaldırdı. Borsa İstanbul yine açığa satış işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Onu da yine belki hatırlatmakta fayda var. Bu arada bölgede faaliyet gösteren Şişe Cam, Sasa, Bossa faaliyetlerin normal devam ettiğini söylediler. Borsa tarafında dün biz %1.35 düşüşle günü tamamladık. MSCI Türkiye ETF'i %2.44 düştü. CDS 545 bas puan. Tahvil tarafında gösterge bileşik 7.56'da 30 bas puan yükselişi var. 8.48'de 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi var. Orada da 38 bas puanlık düşüş var. Dolar TL 18.83'te yatay bir seyirde. Yine Euro dolarda da 4 haftanın en düşüğünü gördük. Avrupa piyasaları %0.8 eksiyle dünü tamamladı. Amerika tarafında dün yine eksilerle kapanışı gördük. Çok kısaca hatırlamak gerekirse Goldman Sachs'ın S&P ile ilgili 3 aylık hedefi 3600'den 4000'e getirdiğini gördük. 10 yıllık Amerikan tahvil faizi bir aydır ilk defa 3.60'ı geçti. Asya tarafında Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın kim olacağına ilişkin parlamentoya sunum gelecek hafta
yapılacak dendi. Altın bir ayın en düşüğünden toparlandı. Petrolde ise Uluslararası Enerji Ajansı bu yıl küresel talebin kabaca yarısı Çin'den gelecek dedi. Çok kısaca onu da yine hatırlatmış olalım. Amerika'da vadeli de ekranımıza gelsin, bir yön bulmaya çalışalım. Bu arada Avustralya Merkez Bankası da 25 bas puan faiz artırdı. 3.35'e getirdi seviyeyi. Vadelilerde de yatay yükseliş var diyelim. Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem bu sabah konuğumuz. İsmail Bey, elbette gündem deprem olunca piyasayı konuşmak sona kalıyor. Bunun için sizi elbette beklettik. Öncelikle özür dileriz. Bir başka yayında inşallah telafisini yapabilmeyi umut ediyoruz diyelim. Ve öncelikle hemen size soralım. Şimdi Borsa İstanbul'un kendi internet sayfasına baktığımız zaman işlemler düzenli, güvenilir bir şekilde yapılabildiği sürece yapıldığı, bunu engelleyen herhangi bir koşul oluştuğu noktada açılış kapanış saatlerini değiştirmek, işlemleri durdurmak, kısıtlamak gibi yetkilerin yönetim kuruluna verildiği ifade ediliyor. Bu bilgilere izleyicilerimiz Borsa İstanbul'un yönetmeliklerinden ulaşabilirler. Olağanüstü bir durum olduğu noktada, olağan dışı gelişmeler olduğu noktada yine benzer bir şekilde 5 güne kadar işlemlerin geçici olarak kapatılmasına yönetim kurulu karar verebilir şeklinde satırlar var. Borsanın böyle bir gündemde açık olması farklı yorumlara yol açtı. Siz nasıl yorumladınız diye merak ediyorum. Sizce borsanın bu durumda işlevsel olması olumlu mudur? Yoksa böyle bir senaryoda borsa kapalı mı olmalıydı? Kişisel görüşünüzü merak ediyorum bir piyasacı olarak. Teşekkür ederim ve öncelikle tabii ki bu felaketten zarar gören bütün vatandaşlarımız için çok üzgün olduğumuzu tekrar belirtmek isterim. Benim görüşüm, borsalar açık olduğu, olabildiği sürece açık olmalı. Yani bunun kimseye bir zararı yok. Likidite çok önemli. Mümkün olduğu kadar sınırlamanın az olduğu bir şekilde borsaların açık kalmaya devam etmesi önemli. Zira bu uzun vadede bizim borsamızın güvenilirliğini artıran bir unsur olur diye düşünüyorum. Hı hı. Ama tabii çok hassas bir konu. Sonuçta yani şu anda ülkede kimsenin birinci önceliği doğal olarak borsa, para falan değil. Herkes zarar gören vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyor. Ama geriye dönüp bakıldığında da böyle uzun vadeli dönemlerde bu borsa kaç gün açık kalmış, ne kadar kapanmış, böyle kolay kapanabiliyor mu gibi sorular sorulduğunda da ya Türkiye borsası çok her zaman likiditesini sağlar, buraya isteyen yatırımcı istediği zaman girebilir ve çıkabilir rahatlıkla mesajını verebilmek de önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu tabii önemli bir not. Diğer tarafta dünkü borsa hareketi ile ilgili olarak yine bir başka tartışma konusu SPK kararıydı. Yatırımcılar tarafından satılacak paylarda depo şartı uygulanacak dendi. Sonra gece bu karar 11.30'da geri çekildi. Bu konuyla ilgili görüşünüzü de almak istiyorum. Depo şartının uygulanması açısından dün size göre uygun bir gün müydü? Kararın geri çekilmiş olmasını doğru buluyor musunuz? Yani bir kere şunu söyleyeyim, çok olağanüstü bir gündü. Dolayısıyla bugün de alınan tedbirleri eleştirmek de ne derece doğru çok emin değilim. Hı hı. Belki bu karar biraz geç geldi. 9.50 civarında falan geldi dün sabah, yanlış hatırlamıyorsam 9.50-9.52 gibi geldi. Birçok kurum, birçok yatırımcı, birçok yatırım fonu yöneticisi buna tam uyum sağlayamamış olabilir. Örneğin açılış seansında bir emir gönderdiyseniz gün içi işlem yapmak için, alıp satmak için, ve o alım emriniz gerçekleştiyse bu depo kararından dolayı aynı gün onu satamıyor duruma düştünüz. Böyle veya yatırım fonları dün işlem yaparken bazı sıkıntılar yaşadı. Çünkü yatırım fonlarının çoğunun hisse takasları işlem yaptıkları aracı kurumlarda değil, saklama bankalarında duruyor. Bu durumda bu depo kararından dolayı bazı yatırım fonları özellikle satış işlemi yapmakta zorlandı. Bence bu kararın kaldırılmış olması olumlu. Ama dediğim gibi dün çok olağanüstü bir gündü ve burada da kural koyucular, denetleyici kuruluşlar iyi niyetle ellerinden geldiği kadar sistemi kontrol etmeye çalıştılar. Bence dün genel itibariyle böyle bir büyük bir depremin yaşandığı bir günde borsa nispeten istikrarlı ve çok fazla zarar yaratmadan günü kapadı diye düşünüyorum ve borsa açısından fena bir test olmadı diye düşünüyorum.
Şimdi borsanın dünkü hareketine baktığımızda en çok alıcılı tarafta kalan hisse senetlerine bakıyorum. %10 yükselmiş Oyak Çimento. Çimsa tarafında %9.99. Bursa Çimento tarafında %9.84. İşte mesela Kardemir tarafında %8 gibi yükselişler var. Bu hareketi nasıl yorumluyorsunuz? Yatırımcı bir şekilde bu kadar karanlık bir olayı fırsata mı çevirme gayretine girdi? İzleyicimiz İlker Bey'in de konuyla ilgili notu var. Böyle bir zamanda depremin hangi şirketleri olumlu etkileyeceğini düşünüp bundan kar sağlamaya çalışanları insan olmaya davet ediyorum demiş izleyicimiz. İnsanlar can derdindeyken bundan kazanılan para kimseye mutluluk getirmez. Gerçekten inanamıyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyor izleyicimiz. Ne dersiniz? Yani şimdi tabii ki çok hassas bir konu. Yani burada para kazanma hırsının depremdeki acıların üstünde geçmesi falan gibi bir şey tabii ki kabul edilebilir bir durum değil. Ancak bu olaya bu kadar da bence sert ve acımasız bakmamak lazım. Dünyanın her yerinde bir savaş çıksa işte savunma sanayi hisseleri yukarı gider. Ne bileyim 11 Eylül'de Amerika'da kuleler patladığında hatırlıyorum o zamanlar işte uçak hisseleri düşmüştü. Savunma sanayi hisseleri yukarı çıkmıştı. Bütün dünyadaki yatırımcıları vicdansızlıkla bence suçlamak da çok doğru bir yaklaşım değil. Sonuçta bu sermaye piyasalarının doğal işleyişi. Burada bir de şunu da düşünmek lazım. Bu hisselerin yükselme sebebi çok alıcı olması değil, kimsenin satmaması da. O zaman kimi suçlayacaksınız? Yani mesela Çimsa dün tavan olduysa insanlar satmadığı için çok az alıcı olduğundan yukarı gitti. Baktığınızda öyle çok büyük hacimler olmadı bu hisselerde. Hı hı. Tabii çok duygusal günler yaşıyoruz. Bu tarz tepkileri verenleri de anlıyorum ama bu sermaye piyasalarının normal işleyişi içerisindeki olaylar diye değerlendiriyorum ben. Yine mesela Bülbüloğlu da değil mi ilk işlem gününde tavanla açılış yaptı. Onu da yine not düşmek lazım. Hacim düşüktü dediniz İsmail Bey. 20,8 milyar TL zaten dünkü toplam hacimdi. Normalde biz burada 100 milyar TL'lerin üzerine konuşuyoruz her sabah. Dolayısıyla elbette burada da bir aşağı yönlü hareket olduğunu görmezden gelmemek lazım. Diğer tarafta yine borsada açığa satış işlemlerinin de geçici olarak durdurulduğu başlığı vardı. Bu kararı doğru bulmuş muydunuz? Onu da sorayım. O bence doğru bir karardı. Sonuçta mesela esas böyle bir ortamda açığa satmak belki daha fırsatçılık olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani yoksa böyle bir hadiseden olumlu etkilenecek hisselerin yukarı gitmesi, olumsuz etkileneceklerin aşağı gitmesi daha bence anlaşılabilir bir durum. Mesela sigorta şirketleri de çok sert düştü. Çünkü sonuçta depremden dolayı ortaya çıkan zararın önemli bir kısmını sigorta şirketlerinin karşılaması gerekecek. Bir de hacmin düşük olmasının ana sebeplerinden biri depo uygulamasıydı diye düşünüyorum. Aynı gün içinde alsat yapmak dün mümkün değildi. Satış yapmak daha zordu normal bir güne göre. Dolayısıyla böyle olağanüstü bir günü bence nispeten az zararla ve sistemin işleyişi ve sürekliliği açısından da fena olmayan bir test vererek geçirdik diye düşünüyorum. Çok kısa bir iki soru daha sorayım size, sonrasında piyasa sohbetimizi noktalarız. Orada da piyasanın bugün küresel çapta en çok yakından takip ettiği Powell'ın konuşması olacak. Fed Başkanı konuşacak bugün. Yine Amerikan Başkanı Biden'ın birliğin durumu konuşması bugünün ajandasına yansıdı. Lagarde'ın yine Perşembe günü bir konuşması olacak. Çok kısaca isterseniz küresel piyasalarla ilgili görüşünüzü de alalım İsmail Bey. Özellikle küresel hisse senetleri piyasasındaki nispeten olumlu seyrin, yani son şöyle bir aya baktığımızda devam edebileceğini düşünüyoruz biz. Sonuçta faiz artırımı döngüsünün ortalarında, belki sonuna yakın bir yerlerdeyiz. Hem Amerika'da hem de dünyanın geri kalanında. Faizler belki bir süre daha yüksek kalacak. Çok hızlı aşağı gelmeyecek. Belki enflasyon da böyle çok hızlı 1'e 2'ye inmeyecek gelişmiş dünyada. %3-4'ler seviyesinde biraz seyredecek ama en azından sert faiz artırımı sürecinin sonlarına yaklaştığımızı düşünüyorum. Çok büyük bir resesyon da olmayacak gibi. Belki çok yumuşak bir resesyonla atlatacağız bu sert faiz artışı döngüsünü. Bu ortamda da küresel hisse senetlerinin geçen seneki önemli değer kayıplarından sonra bu seneyi daha olumlu geçireceğini tahmin ediyorum ben ve o süreçte şu anda devam ediyor. Bu seneye fena bir başlangıç yapılmadı. Bu doğrultuda da ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ha böyle çok müthiş getiriler beklemiyorum Amerika Avrupa piyasalarında ama belki
%10 civarında yıllık getiriler ki bu iyi bir getiridir uzun vade için. Makul olduğunu düşünüyorum bu sene için. Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem, çok teşekkür ederiz bu sabah bize zaman ayırdığınız, böyle zor bir gündemde işimizi yapmamıza yardımcı olduğunuz için İsmail Bey. Ve küresel çapta piyasalar dün neleri fiyatladı ve dünyadan Türkiye'ye hangi mesajlar geldi? Avrupa Piyasalar Analistimiz Ceren Dilekçi Gösoğlu değerlendiriyor. Haftanın ilk işlem gününde Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir hakimdi. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen beklentilerin oldukça üzerinde, tarım dışı istihdam verisinin Fed'den şahin adımlar gelebileceğine ilişkin beklentilere neden olması ve ABD ile Çin arasında artan tansiyon haftanın ilk işlem gününde Avrupa endekslerinde satıcılı seyri beraberinde getirdi. Euro bölgesine tahvil faizleri ise hızlı yükseldi. Tüm dünyanın olduğu gibi Avrupa'nın gündeminde de Türkiye'de meydana gelen korkunç deprem vardı. Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremin ardından dünyada 50'den fazla ülke, yaklaşık 62 ekip Türkiye'ye yardım ve destek çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü acil sağlık ekipmanları ağının depremden etkilenen yaralara ve savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için alarma geçirildiğini duyurdu. Avrupa Birliği ise 10'dan fazla kurtarma ve arama ekibini seferber etti. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İsrail, ABD, Çin, Rusya gibi ülkeler Türkiye'ye destek açıklayan ülkelerden sadece bazıları. Avrupa Komisyonu ise kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin sahadaki ilk müdahale ekiplerini desteklemek için Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Malta, Hollanda, Polonya ve Romanya'dan hızla seferber edildiğini açıkladı. İtalya, İspanya, Slovakya kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderme teklifinde bulundu. Fransa Türkiye'ye yardım göndereceğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye ve Suriye halkının yanındayız açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Birleşik Krallık 76 kişilik bir arama kurtarma ekibi, ekipman ve kurtarma köpekleri dahil olmak üzere Türkiye'ye acil destek paketi gönderdi. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve küresel piyasalarda gözler Powell'un konuşmasına çevrildi dedik. Biz içeride elbette deprem bölgelerinin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Böyle bir ortamda küresel tarafta işlerin nasıl gittiğiyle ilgili de çok kısa işimiz gereği bilgi alacağız. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı bizimle birlikte her sabah olduğu üzere. Ersoy, günaydın, seni dinliyoruz. Zeynep, günaydın. Öncelikle tabii ki depremle ilgili gelişmeleri bu tarafta da söyleyeyim. Suriye, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Hürdün'de de hissedildi bu deprem. Ama tabii ki en çok ölü sayısı Suriye sınırına yakın olan, Türkiye sınırına yakın olan Suriye'de de, orada da binin üzerinde ölü olduğu belirtiliyor. Diğer yerlerde ise daha çok endişe ve korku olarak alındığını söyleyebilirim. Diğer taraftan tabii ki pek çok kişi bizleri arayarak, sorarak nasıl olduğumuzu sordular. Bu bölgede biliyorsunuz pek çok yabancı var. Buradaki Türkler olarak da biz de organize olup hem Büyükelçiliğimizle hem Başkonsoloslukla Türkiye'ye yardım için değişik destekler yapıyoruz. Önce bu tarafı böyle söyleyeyim. Borsalarda ise Asya'da pozitif bir hava var genelde. Avustralya Merkez Bankası faizleri 25 baz puan artırdı Zeynep. Ama Avustralya bugün ekside. Diğerlerine bakıyorum, genelde yükselişler var. Sürekli düşen Adani hisseleri de bugün toparlanıyor. Petrol tarafında ise Saudi Aramco'nun kararı biraz sürpriz oldu. Mart ayında petrol fiyatlarının düşürmesi bekleniyordu. Mart ayı için petrol fiyatlarını hem Asya'ya hem Avrupa'ya artırdı. Petrol piyasasında biraz yükseliş var. Evet, benim taraftan son gelişmeler böyle Zeynep. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı, çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.
Ve araştırma masasında ilk söz diyeceğiz. Bloomberg HT Para Piyasaları Müdürü Ebru Usta bizimle birlikte. Ebru, tabii bir yandan depremle ilgili haberleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Haber merkezimize ulaşan tüm bilgileri aktarıyoruz. Diğer tarafta da işimiz gereği ekonomi ve piyasadaki son durumla ilgili bilgileri de canlı şekilde aktarıyoruz izleyicilerimize. Yeni güne başlarken bu anlamda neler bilmek gerekir? Yatırımcı neler bilmeli, sana soracağız. Günaydın Zeynep. Acı bilanço ağırlaşırken diğer taraftan ekonomiyle ilgili düzenlemeler de dün geldi. Onlardan biraz bahsedeyim ben de. Dün Merkez Bankası, AFAD, Kızılay gibi yardım kuruluşları deprem bağış hesaplarına yapılan transferlerden ücret alınmaması ile ilgili Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği'ne talimat gönderdi. Türkiye Bankalar Birliği ise deprem bölgesindeki illerde kredi taksit ödemelerinin 6 ay ötelenmesiyle ilgili bir talimat gönderdi bankalara. SPK'dan açıklamalar geldi. Dün açığa satış, kredi işlemlerde açığa satış yasağıyla ilgili bir düzenleme vardı. Depo şartı getirilmişti dün. Ayrıca satışların, hisse senedi satışlarının aynı aracı kurumdan yapılmasıyla ilgili bir düzenleme vardı. Bunlardan açığa satış yasağının devam ettiğini görüyoruz. Dün akşam SPK bülteni yayınlandı gece saatlerinde tekrar. Depo şartı kaldırıldı. Artı bununla birlikte satışın aynı aracı kurumdan yapılmasıyla ilgili şart kaldırıldı. Diğer bir düzenleme SPK tarafından gelen, deprem nedeniyle mücbir halin yaşandığı yerlerde ikametgahı, iş yeri adresi veya şubede hesabı olan müşterilerle ilgili bazı kararlar alındı SPK tarafından. Burada da kredili sermaye piyasası aracı olan VIO pozisyonlarından kaynaklanan teminat tamamlama çağrılarının kredilendirilmemesi, kaldıraçlı alım-satım işlemi olan bu bölgede ikamet eden müşterilerle ilgili bazı düzenlemeler var. Piyasalar tarafına bakacak olursak dün ABD tarafında negatif kapanışlar vardı. Bugün Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyoruz. Burada 25 bas puanlık bir faiz artırımı geldi. Asya piyasaları daha çok karışık seyirde. Bugün küresel tarafta Powell'ın akşam saatlerinde konuşması olacak Washington'da. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ilk ayı için nakit gerçekleşme sonuçlarını açıklayacak saat 17.30'da. Ayrıca hazinenin bir ihalesi var. 3 yıl vadeli TLRF endeksi ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Gelişmeleri takip edeceğiz Zeynep. Bloomberg HT Para Piyasaları Müdürü Ebru Usta, çok teşekkür ederiz aktardığın notlar için ve biz de BloombergHT.com'da öne çıkanları ekranlarınıza getirelim. BloombergHT.com'da öne çıkan ilk başlık, Türkiye'yi yasa boğan depremde can kaybı artıyor dedi. AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağ ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15834 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ve bir diğer başlığa geçelim BloombergHT.com'da. Orada da İskenderun limanından çıkan yangın sürüyor diyorlar. İskenderun Havalimanı'nda dün deprem ardından devrilen konteynerlarda çıkan yangın sürüyor. Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar İskenderun ilçesinin birçok noktasında görülüyor. Ve BloombergHT.com'dan aktaracağımız son başlıkta Merkez Bankası deprem bölgeleri için kredi ve bağış kararı verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama var. Deprem bölgesinde firmaların reskont krediler ve aynı zamanda yatırım taahhütlü avans kredisi geri ödemelerinin vadelerinin uzatıldığı bilgisi var. Yardım kuruluşlarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde de bankalara talimat verildi diyor Merkez Bankası. Detaylarını BloombergHT.com'da okuyabilirsiniz.
Ve buradan gidiyoruz Diyarbakır'a. Zor bir gece geride kaldı. Depremden etkilenenler geceyi barınma alanlarında, çadırlarda, soğuk havada geçirdi. Kiminin evi hasar gördü, kimi korkudan eve giremedi. Depremin ardından Diyarbakırlılar geceyi geçici barınma alanları ve çadırlarda geçirdi. Valla bu çok korktu yani. Başka bir deprem gördü ama bu sefer daha şiddetli değil. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden en çok etkilenen illerden biri Diyarbakır'dı. Ailede en az 6-7 kişi vardı. Sağlandık. Yani sağlandık, hiçbir şey alamadık. Çocuklarımızı zorla alıp aşağı indik. Nasıl korkmadık kardeşim? Biz hayatımızda, ömrü hayatımızda ilk defa Diyarbakır'da böyle bir şey görünüyor. Büyük sarsıntıyla uykularından uyananlar soluğu sokakta aldı. Bazıları bir süre sonra evlerine girse de 7,6'lık depremle bir kez daha aynı korkuyu yaşadı. Biz yatıyorduk. Benim oğlum bir anda hepimizi kaldırdı. Ben hani demek ki benimle şaka yapıyor yani. Ben de zaten böyle kalktımsa, böyle sallandıksa biz hemen çoluk çocuğu hemen aldık. Zaten dışarı çıktık, bütün insanlar hep kapının önünde. Bekledik, biraz sonra eve gittik. Tekrar eve gittikten sonra yani biraz bekledik, yine sarsıldı. Biz yine apar topar kaçtık. Ondan sonra işte buraya geldik. Evlerine giremeyen depremzedeler için 10 okulun kapalı spor salonunda geçici barınma alanları oluşturuldu. Selahattin Eyyubi kent meydanında da çadırlar kuruldu. Depremzedeler geceyi bu alanlarda geçirdi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletelim. Yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının daha fazla yüzümüzü güldüreceği haberler size vermeyi umut ediyoruz bugün efendim. Hoşça kalın.